Herkese merhaba, ben İlal. Bugün hem 12. sınıf hem de mezun sınav senemde keşke yapsaydım ya da iyi ki yapmışım dediğim şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu konuda kesin kes şunu yapın, bunu yapmayın diyebilecek bir yetkinlikte kendimi görmüyorum. Ama iki kere sınava girdim ve bu sürede çok fazla şey deneyimledim ve tecrübe ettiğimi düşünüyorum. Bu arada yerleştirme sonucumu Instagram'dan açıklamıştım ama burada söylemedim sanırım. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümüne yerleştim. Bu arada beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Buraya bir yere bırakırım hesabımı. Tam 10 tane madde hazırladım. O zaman çok uzatmadan videoya geçelim. Notlarımı ajandama almıştım. Şimdi o zaman birinci maddemizle başlayalım. Gerçekten çok önemli. Yani basit gibi duruyor olabilir ama mesela bir konuyu çok iyi anlamadan bir sonraki konuya geçtiğinizde ya da atıyorum videosunu izlerken neyse sonra ben buna bakarım dediğiniz an o konu bitiyor. Onu o an anlamanız lazım. Çünkü hem konular çoğu zaman birbiriyle bağlantılı oluyor. Özellikle bu sayısal derslerde, fen derslerinde çok bağlantılı oluyor. Eğer bir kısmı sonra bakarım, sonra hallederim diye bıraktığınız zaman o zaman işler çok karmaşıklaşıyor. Kendinize bir plan yapın. Konuları önünüze iyice alın ve her şeyi teker teker iyice bitirerek ilerleyin bence. Özellikle AYT derslerinde kesinlikle konuyu çok çok iyi anlamak lazım. Gerekirse video izliyorsanız ya da ders olarak görüyorsanız ya hocanıza tekrar tekrar sormak ya da videoyu tekrar tekrar izlemek gerekiyor bence. Bu gerçekten çok önemli. Yine basit bir madde gibi gelebilir ama burada bahsetmek istediğim şey oturup harıl harıl bol bol soru çözmek değil. Şu mesela atıyorum bir türev konusunu bitirdiniz ya da herhangi bir AYT matematik konusunu. Daha sonra inşallah otobüs sesi gelmiyordur. Daha sonra her gün o konudan 5 soru ya da 10 soru her gün çözmek gerekiyor. Çünkü çok fazla soru çeşidi var ve bunları unutmaya çok meyilliyiz. Bu yüzden her gün 5-10 soru her konudan bence çözmek gerekiyor ki ben mesela şey yapıyordum. Soru bankasından bir sayfa limitten koparıyordum. Bir sayfa türevden koparıyordum. Onları zımbalayıp hani her konudan bir test çözmüş oluyordum. Hani bu şekilde soruları ve konuları daha geç unutuyoruz ve bu gerçekten benim çok işime yaramıştı. Bu gerçekten en önemli madde olabilir. Çünkü bir şeyleri sürekli tekrar etmediğimizde unutuyoruz. Yani açıkçası ben de böyle oluyordu. Mesela özellikle dershane zamanında bir konuyu görüyorduk ve daha sonra o konuyu bir ay görmüyorduk. Yani normal olarak bir daha o konuya geri dönmüyorduk. Hani düzenli olarak o konuyu tekrar etmediğinde o konu gidiyor aklından. Hani tamamen her şeyi unutuyor değilsin ama unutmaman gereken önemli yerleri unutabiliyorsun. Kendiniz notlar çıkarabilirsiniz ama bazen not çıkarmak uzun sürebiliyor. Burada size bir önerim var. Ben sınav senemde poster, özet notlar kullandım ve gerçekten çok işime yaradı. Şimdi size onları göstereceğim çünkü gerçekten çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Poster notlar şöyle şu şekilde her dersten var. Ben şimdi size bir dersin içeriğini göstereceğim. Mesela şu şöyle kimyası. Bunların hepsi YKS kazanımlarına göre hazırlanıyor ve bu şekilde çok fazla akılda kalıcı oluyor. Ben özellikle sınava bir gün iki gün kala falan bunların hepsini bir hatim etmiştim. Bunların video anlatımları da var. Aynı zamanda hem anlamadığınız bir yer varsa YouTube'dan videosunu izleyip hem de buradan buna çalışabilirsiniz. Bunlar benim işime çok yaramıştı. Çünkü görsel şeyler aklımda daha çok kalıyor. Not almak da çok zaman kaybı oluyor. O yüzden sürekli bunları böyle 2 haftada bir ya da haftada bir kere göz atsanız zaten her şey aklınızda kalıyor. Bunları size önerebilirim. Daha sonra soru defteri yapabilirsiniz. Ben soru defteri kullanmıştım. Ama eğer şu andan itibaren sınava hazırlanmaya başlıyorsanız ben çok zamanınızı alacağını düşünmüyorum. Bir tane deneme çözdünüz. Her soruyu almıyorsunuz oradan. Hani böyle hata yapanlar oluyor. Her soruyu aldıktan sonra o zaman ne anlamı kaldı soru defterinin? Çok hata yaptığınız sorular olabilir. Karıştırdığınız sorular olabilir. Ya da hani ÖSYM'nin sevdiği tarz sorular olabilir. Hani bu tamamen size kalmış. Sadece önemli bir soru olması gerekiyor. Bu şekilde sorular daha çok aklınızda kalıyor ve yanlış yapma ihtimaliniz azalıyor. Çünkü o soruyu oraya yapıştırdınız, işte daha sonra nasıl yapıldığını falan şıkları tek tek açıkladınız. O zaman bunu unutma ihtimaliniz hiç kalmıyor. Ben öyle yapmıştım. Genelde pazar akşamları yapıyordum ben soru defterimi ve çok eğlenceli de oluyordu. Yani alt üstü soruyu alıp bantlayıp yapıştırıyorsun. Nasıl eğlenceli diyebilirsiniz ama seviyordum. Yani hoşuma gidiyordu soru defteri yapmak. Bence düzenli çalışmak gerçekten çok önemli. Çünkü bir gün 10 saat çalışıp ertesi gün hiç çalışmadığınızda ya da çok çok az çalıştığınızda bunun
hiçbir anlamı kalmıyor. Sadece o gün 10 saat çalıştığınızda kendinizi aşırı yormuş oluyorsunuz. Hani bunun yerine ne kadar sürede verim aldığınız size göre değişir ama hani 5-6 saat olarak her gün çalışsanız bir haftada bence bu çok daha mantıklı olur. Çünkü o zaman hem bir düzene girmiş oluyorsunuz hem kendinizi çok yormadan daha çok çalışmış oluyorsunuz. Herkesin kapasitesi bu konuda çok farklıdır. Ben hani günde 15 saat çalışan insanlar da gördüm. Sadece 4-5 saat çalışıp çok iyi netler yapan insanlar da gördüm. Bu tamamen sizin ne kadar verim aldığınıza, nasıl çalıştığınıza göre değişir bence. Kimisi daha çok çalışarak hani başkasının elde ettiği verimi alır, kimisi daha az çalışarak. Bu tamamen sizin kendinize kalmış bir şey. Ama dediğim gibi bir gün hani ölmüş gibi çalışmaktansa azar azar ve düzenli olarak çalışmak çok daha mantıklı bence. Buradaki düzenden kastım dershaneye gitmek, açığa geçmek ya da kütüphaneye gidip her gün orada çalışmak. Bence kendi disiplinini kuramayan, evde masa başına geçmekte zorlanan ya da çok sosyallikten, arkadaşlardan hani uzak kalınca bunalıma giren insanlar dershaneye gitse bence onlar için daha iyi olabilir. Çünkü ben 12. sınıfta öyleydim. Masa başına geçemiyordum, nereden başlayacağımı bilmiyordum. Zaten hani 12. sınıfa kadar çok masa başında saatlerce çalışan bir insan değilim. Hani YKS hakkında bile çok fazla şey bilmiyordum ve dershaneye gitmek benim için mecburi bir şeydi. Zaten karantina zamanındaydık ve ben okula çok gitmiyordum. Hani sınavdan sınava okula gidiyorduk. O yüzden benim için çok zor olmamıştı. Ama ben buna rağmen dershanede çok yoruldum. Yani çünkü dershanem biraz uzaktı. Trafik, özellikle İstanbul trafiğiyle birleşince ben eve gelince gebermiş gibi oluyordum. Şöyle bir şey var ki şu anda karantina yok ve hem okula hem dershaneye gitmeniz gerekecek ve bu bence gerçekten çok yorucu. Açıkçası açığa geçmek hakkında çok fazla bir bilgim yok ama eğer ben öyle bir durumda olsaydım sanırım açığa geçip tek başıma evde çalışırdım. Mezun senemde ise ben dershaneye gitmeyi kesinlikle düşünmedim bile. Çünkü hani şu an bakınca ne kadar boş geldiğini fark ediyorum dershanenin. O zaman öyle gelmemişti ama artık mezun senemde biraz daha disiplin sahibi bir insan olmaya başladım ve hani masanın başına geçip saatlerce ders çalışmakta bir sıkıntı çekmiyordum. Kütüphaneye gidiyordum. Bazen işte arkadaşımla kafeye gidiyorduk. Böyle farklı yerlerde ders çalışınca daha iyi hissediyor insan. Çünkü mezun senemde kütüphaneye gitmek haricinde çok fazla bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. O yüzden farklı yerlerde çalışmak gerçekten insana motivasyon veriyor. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi bu dershaneye gitmek, açığa geçmek ya da artık her ne yapıyorsanız bu tamamen sizin kendi kişiliğinize kalmış bir şey. Eğer diyorsanız ki ben kendi kendime YouTube'dan çalışabilirim, o zaman dershaneye gitmenize hiç gerek yok. Ya da eğer diyorsanız ki aynı benim 12. sınıfta olduğum gibi hani nereden başlayacağımı bilmiyorum ya da masanın başına oturamıyorum, bana bir program verilmesi gerek diyorsanız da dershaneye gitmek sizin için bence daha mantıklı olabilir. Bunun kararını vermek sadece ve sadece size kalmış. Lütfen hani birileri diyor işte açığa geçin, dershane çok mantıksız falan filan. Ya bence insanların ne dediğine bakmadan sadece kendiniz oturup düşünün hangisi bana göre daha uygun diye. Yoksa bir senenin heba olabilir. Benim sınav senemde kazandığım en güzel alışkanlık kesinlikle erken kalkmaktı. Erken kalkıp ders çalıştığımda sanki günüm 24 saat değil de 48 saat gibi geliyordu. Zihnimizin en açık olduğu zamanlar sabah olduğu için hani ben gece çalışmalarını sabaha doğru çevirmeye çalıştım. Kesinlikle bence sabah çalışmak daha mantıklı. Bunları demek iyi hoş. Erken kalkmak çok güzel ama nasıl kalkacağız? Çünkü uyanmak gerçekten çok zor. Bazı tavsiyelerde bulunacağım ben nasıl erken kalkıyordum diye. Bir şeyi çok isteyin. Ama gerçekten çok isteyin. Bu bir bölüm olur, bir üniversite olur ki üniversite hayali gerçekten çok güzel. Çünkü çok güzel üniversiteler var ve bunun hayali bence sizi uykularınızdan bile uyandırabilir. Olarak bir de şu var. Gününüzü planlayın. Mesela yatmadan önce ben şöyle yapıyordum. İşte yarın sabah 5'te kalkacağım. İlk 3 saat branşta denemelerini falan çözeceğim. Sonra kısa bir kahvaltı yaparım. Konularımı bitiririm. Videoları izlerim. Sonra akşama doğru tekrarlarımı yaparım. Hani günümü planlıyorum bu şekilde ve beynim de artık bunu kendini o kadar çok alıştırıyor ki ben artık alarmdan daha önce uyanmaya başlıyordum. Ama tabii bunun bir de biyolojik tarafı var ki hani eğer siz çok geç yatarsanız ya da yatmadan önce gidip de bir kebap falan gömerseniz hani sabah kalkmanız çok zor olur ya da ne bileyim hani bu tarz şeyleri de etkiliyor. Yani sadece yatmadan önce 5'te uyanacağım 5'te uyanacağım deyip de sabah 5'te uyanamazsınız. O yüzden biraz da buna dikkat etmek gerekiyor. Bazen şöyle oluyor ya, çok ders çalışasınız geliyor ya, bu bir hikayeyi görüyorsunuz birinin ders çalıştığı ya da herhangi bir şeyi görüyorsunuz ve çok ders çalışasınız geliyor ya, sakın şey yapmayın, ya bir kahve yapayım, bir odamı toplayayım, bir masamı sileyim
yapmayın. Kahvenizi yapana kadar ya da masanızı silene kadar bile o heves gidiyor. O hevese tutunun ve hemen masaya oturun. Sakın geciktirmeyin. İşte bir saat sonra çalışır falan yapmayın. Hatta hevesi de beklememek lazım. Ama her an deli gibi ders çalışmak içimizden gelmiyor olabilir ki bu çok normal. Ama dediğim gibi kesinlikle ertelemekten vazgeçmemiz lazım. Ajanda tutmadan ders çalışabileceğine bile hiç niyeyse inanmıyorum. Çünkü günlük olarak yapacağınız şeyleri yazmak, haftalık hedefler belirlemek, gün sonunda hangilerini bitirdiniz, hangilerini bitirmediniz bunlara bakmak bence çok önemli. Nasıl ilerliyorsunuz? Nasıl devam etmelisiniz? Soru sayısını mı arttırmalısınız yoksa saat sayısını mı? Hani bunlara bakmak gerekiyor bence. Yoksa nasıl ilerlediğinizi bence göremezsiniz. Benim 12. sınıfta kullandığım ajandamdı. Şu şekilde ayırmıştım. Zaten 12. sınıfta çok çalışmadığım için çok az yer vermişim hepsine. Bu normal sıradan bir ajanda bu arada. Hani babanızın iş yerinden getirdiği herhangi bir ajandayı kullanabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Mezun senemin Ekim ayı galiba. Şöyle kullanmışım. Artık yakınlaştırıp bakarsınız. Daha yeni yeni çalışmaya başlıyordum sanırım. Sonra bakın şöyle biraz daha renkli kullanmışım. Böyle karman çorman bir ajanda kullanmışım. Ne kadar soru çözmüşüm, kaç saat çalışmışım hepsini yazmışım. Mesela bir de şöyle bir şey yapıyordum kendime. Şurada işte mesela haftalık 1100 soru çözmüşüm. Haftalık 41 saat çalışmışım falan. Bir de puan veriyordum haftaya. Böyle şeyleri yapmayı seviyorum. Yani biraz daha insanı motive ediyor. Böyle renkli kalem kullanmak şu bu. Hani saçma gelebilir ama. Daha sonra şöyle haftalık hedefler koyuyordum kendime. Haftalık süre koyuyordum. Hani bu gibi şeyler gerçekten çok güzel oluyordu. Okunuyor mu? Moralim bozuk. Hiçbir şey yapamadım falan yazmışım. Daha sonra ben şöyle bir ajanda kullanmaya başladım. Tamamen dolu günlerim kesinlikle olmuyordu. Mesela bakın bu hafta ne kadar boş. Yani dediğim gibi böyle zamanlar çok oluyor. Hani ajanda yaptığınızda... Mahalledeki çocuklar çok bağırıyor ya. Ajanda yaptığınızda her günün dopdolu olmasını beklemeyin. İlla ki bir gün bir yere gidersiniz, hasta olursunuz. Hani bu şeyler benim açıkçası biraz moralimi bozuyordu. Çünkü her haftamın komple mükemmel geçmesini istiyordum. Ama böyle olmuyor. Yani bu beklentilere girmeyin. Şeyler olabiliyor. Mesela bu hafta kötü bir zaman geçiriyordum. Ve sadece denemeleri çözmeye odaklanmışım. Nelerin bittiğini, nelerin bitmediğini, ilerlemeniz mi gerekiyor? Yoksa da biraz daha rahat olabilir misiniz? Hani bunları görmenize ajanda yardım ediyor bence. Hedef seçmek belki o kadar da önemli gibi gelmiyor olabilir. Hani alt üstü bir hedef seçiyorum ben zaten çalışacağım diye düşünebilirsiniz. Ama benim 12. sınıfım belki de bu yüzden heba olmuş olabilir. Çünkü yanlış hedef seçimi beni çok yıprattı. Şöyle ben 12. sınıftayken hukuk istiyordum çok fazla. İlk 10.000 net istiyordum da hani böyle bir hedefim vardı. Ama ben kendimi tanımadan böyle bir hedef koymam gerçekten çok kötü oldu benim için. Çünkü ben... 9'dan itibaren hani 11'e 12'ye kadar hiç ders çalışmadım. Sadece sınavdan sınava ders çalışıyordum. Hani zaten OBP'm de 78'di. Yani yapabileceğim sınırlı, anladınız mı? Hani gidip benim ilk 1000 ya da ilk 10.000 hedefi koymam benim için o an birazcık sadece hayalden ibaretti. Çünkü ben daha ders çalışmaya bile yeni başlamışım. Çoğu dersi bilmiyorum. 9'um 10'um çok eksik. Gidip kendime bu hedefi koymam beni çok yıprattı. Çünkü netlerim yeterli değildi. Sınava hazırlandığım sene netlerim kötüydü. Bayağı kötü netlerle başladım ve istediğim hedef o kadar uç noktadaydı ki benim için. Hani bu beni sürekli çok üzüyordu. Psikolojik olarak bu beni çok yıprattı. Hiçbir zaman kendimi yeterli görmedim. Bu çok kötü bir şey çünkü benim ders çalışmamı da çok etkiledi. Çünkü ben yanlış hedef seçtim. En üstü istemek yerine önce bir üst basamak ilerleseydim eminim ki bu kadar çok yıpranmazdım. 12. sınıfta bu beni çok kötü etkiledi gerçekten. Yani bayağı bir depresyona girdiğimi hatırlıyorum. Yüzden kesinlikle gidip de hani dereceye oynamak yerine ki tabii burada herkesin seviyesi farklıdır. Ben hani benim gibi daha sonradan çalışmaya başlayan insanlardan bahsediyorum. Gidip de en üst hedefi kendinize koymayın. En üst hedef sizin hayaliniz olsun ama önce basamak basamak ilerleyerek hedeflerinizi seçin. Bu sizin için çok daha mantıklı olacaktır bence. Daha 3-4 ay kala hukuktan vazgeçmeye başladım. Daha uluslararası bir meslek istedim. Daha çok dil öğrenmemi gerektirecek bir meslek istedim. Ve uluslararası ilişkileri araştırmaya başladım ve tam benlik bir meslek olduğunu fark ettim. Daha sonra hukuktan uluslararası ilişkilere kaymaya başladım. Ve sonra da istediğim bölümü zaten kazandım. Gerçekten çok mutluyum ve eğer bu hedefim geçen sene koymuş olsaydım belki de mezuna kalmadan gitmiş olacaktım. Bir sene daha çalışmayacaktım. Ama hayırlısı böyleymiş diyorum.
doğru hedef seçimi gerçekten çok önemli. Çünkü bu sizi yönlendiriyor ve psikolojinizi gerçekten çok etkiliyor. Kendinize göre sizi yıpratmayacak ve hani basamak basamak ilerleyecek şekilde bir hedef koyarsanız sizin için çok daha sağlıklı olur. Bu gerçekten gerçekten çok önemli. Her maddeye çok önemli dedim ama ya sınava hep şey diyorlardı. Bu bir çalışma değil de daha çok psikoloji sınavı diyorlardı ve ben gerçekten buna o kadar inanmıyordum ama bu sınavda gerçekten psikolojisini iyi yöneten kazanıyor. Öyle ki etrafınızda bir sürü insan olacak. Netlerinizi küçümseyen, ay orayı mı istiyorsun diyenler, neden bu neti yaptın, senden daha fazlasını bekliyorduk falan, böyle bir sürü insan olacak. Akrabalarınız olacak. Zehirli arkadaşlıklarınız olacak. Etrafınızdaki herkes bunu yapmaya çalışacak. Ve sizi sadece demoralize etmeye çalışıyorlar. Moralinizi bozmaya çalışıyorlar ve bunlara kanmayın. Yani sınav gününde bile bunu yaşadım ya. Gerçekten çok bahsetmek istemiyorum ama hani arkadaş olarak sandığınız insanlar sizin moralinizi bozmak için yapamadığı şeyleri yapıyormuş gibi gösterecekler. Siz bunları yapmayın. Bu videoyu izliyorsanız insanların ayağını kaydırmaya çalışmayın. İnsanların moralini bozmaya çalışmayın. Bu size hiçbir şey kazandırmayacak. Sadece bu sizin kötü bir insan olduğunuzu gösterir. Ha, siz nasıl cevap verirsiniz onlara? Başarınızla cevap verebilirsiniz. Daha çok çalışırsınız. Onları geçersiniz. Bu da onlara çok güzel bir cevap olur. Böyle garip garip işte insanların moralini bozmak için şeyler yapmanıza gerek yok. Sadece çalıştığınız ana odaklanın ve diğer insanları görmeyin. Onlar önemsiz insanlar diye düşünün sadece ve kendinize odaklanın ki olması gereken de bu zaten. Çünkü hani diğer türlü insanlar size gelip bir şeyler dediğinde onları sürekli kafanıza takarsanız onların istediğini ellerine vermiş olursunuz. Sanırım tavsiyelerim bu kadardı. Eminim ki bundan çok daha fazla şey vardır ama aklıma şu anlık bu kadar geldi. Eğer bana sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz ya da çekmemi istediğiniz içerikler varsa aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Çünkü biraz daha YKS videosu çekmek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.